anahtar ülkesi sonuç itibariyle. Artı Fransa'nın tarihsel olarak zaten Suriye ile ilişkileri var. İki, Almanya ana zaten maddi açıdan da, çünkü sadece mülteci meselesi konuşulmayacak. Tabii ki orada işte istikrar sağlanması, tekrar mültecilerin geri dönmesi, tekrardan bir anayasa yapılması, istikrarın getirilmesi vesaire konuşulacak, ama en önemli konuşulacak konulardan biri ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak konulardan birisi de sosyal ve ekonomik durumu olacaktır Suriye'nin. Dolayısıyla hem altyapı konusu, hem de sonrasında burada tekrardan bir düzeni, bir hayat kurmak adına bu ülkelerin de nasıl bir katkı sunacağı üzerinde, yani çatışma sonrası, çatışmasızlık bölgesi sonrası kurulacak yeni Suriye'de tekrar bu Suriye'nin sosyoekonomik yapılandırılması üzerine bir toplantı da olacak aynı zamanda. Dolayısıyla o açıdan Fransa ve Almanya önemli iki ülke. İtalya konusunda özellikle işte Rusya'ya niye böyle bir çıkış yaptı gelince, tabii iki sebebi var. Bir, ekonomik açıdan sıkıntıda olan bir ülkenin tabii ki Rusya'nın yaptırımlarını kaldırılıp ticari açıdan bunun engel olarak kalkmasını ve bunu kâra dönüştürecek, kendisini avantaja çevirecek bir durum yaratmasını isteyecektir. Enerjide çok darbe yediler yaptırımlardan ötürü. Birincisi o. İkincisi, biraz önce Serdar Bey'in de bahsettiği gibi bu artan işte popülizm, faşizm eğilimi aynı şekilde İtalya'da da geçerli ve bu partilerin de ortak bir özelliği var. Rusya ile olan yakın ilişkileri, hatta çok açık ve net Le Pen'in partisini Rusya finansal olarak da destekliyor. Bu hani çok gizli de bir şey değil. Evet. Dolayısıyla böyle bir bağı olduğunu da biliyoruz. Hatta bir tek Rusya ile değil, İtalya'nın aynı zamanda Steve Bannon'la da biliyorsunuz yakın ilişkileri var. O da aynı şekilde aşırı sağ partileri destekliyor. Trump'ın içerisinde akıl babası. Evet. Yani sonuç itibariyle baktığımızda birçok nedeni var. Hem ekonomik açıdan nedeni var, hem siyasi açıdan onun vizyonunu desteklediği için aynı yerde yer alması söz konusu. Dolayısıyla oldukça zorlu bir dönem. Bir de artı bu, yalnız çok enteresan, Eurozone'dan çıkmayacağını söyledi İtalya tüm bu tartışmalar olurken. Bu önemli bir gelişme. Fakat tabii nasıl bu evrilecek, değişecek? Bir de çok önemli bir konu daha var, onu atlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da bir anlaşmaya varılamadı, Brexit konusu. Evet. O da orada duruyor. Bunun da ekonomiye çok büyük etkisi var. Olacak. Unutmuyoruz. Bayan May'in istifa etmesi ya da devrilmesini bekliyoruz. Ondan sonra değişecek orası. Yani bu sonuç gidişte olarak o da bir baş ağrısı Avrupa Birliği için. Ne olacağı belli değil. Bir anlaşma hiçbir şekilde varılamıyor. İngiltere'nin hangi kurallarla Avrupa Birliği'nden çıkacağı ya da çıktıktan sonra nasıl bir ilişki kuracağı konusunun anlaşmayla ortak bir şeye varılması lazım. Anlaşmaya varılması lazım. Yani Mart'ın sonuna kadar. Kasım, Aralık, Ocak, işte Şubat, Mart sonra. Ve bunun kurallı çıkış olması için de anlaşmaların şimdiye kadar yapılması beklenirdi ve gerekirdi. Anlaşmalar yapılmadı. Anlaşmalar yapılmadığı için saat gelecek, gün dolacak, takvim dolacak ve birden Avrupa Birliği İngiltere'yi unutacağını söylüyor. Bunun hayli ilginç mesela örnekleri var. İngiltere'den havalanan bir uçağın herhangi bir Avrupa Birliği havaalanına inmesi mümkün olmayacak. Çünkü tanınmıyor, öyle bir anlaşma, ikili anlaşma yapılmamış. Trenler istenmeyecek. İngiliz pasaportlular, vizesiz gelecekler tabii ki. İngiliz pasaportlular o gecenin sabahında Avrupa Birliği kapılarında sınır dışı edilecekler. Çünkü kapıya gelip pasaport, bu ne pasaportu diyecek, senin vize alman lazım. Böyle böyle gariplikler ki bunlar işte.